Evet, Galatasaray'da son duruma neden baktık? Zira milli aradan sonra Fenerbahçe ile oynanacak bir derbi mücadelesi var. Derbiye giderken Avrupa performansı ve lig performansı birbirinden farklı bir takım görüyoruz Nevzat. Yine tartışılan bir orta saha, tartışılan forvet tercihleri var. Tüm bunların ışığında son durumunu da izledik Galatasaray'ın. Sana göre derbiye nasıl bir ortamda, nasıl bir atmosferde çıkacak Galatasaray? Ya Fenerbahçe'ye göre en azından daha sakin çıkabileceğini, daha tartışmalardan uzak çıkabileceğini söyleyebiliriz ama şimdi milli takım arası çok kestiremiyorsunuz. Yani milli takımlara Galatasaray zaten çok fazla oyuncu gönderiyor. Galatasaray'ın en büyük handikapı ligde Avrupa dönüşleri problem yaşamasıydı. Artı milli takım dönüşlerinde Galatasaray için çok parlak geçmediğini biliyoruz. Evet. Yani geçtiğimiz sezonlarda da bunu hep yaşadı. Böyle bir handikap olabilir. Galatasaray'ın elinde çok belki geniş bir kadro gibi gözükebilir ama bence belli pozisyonlarda hocanın eli sınırlı. Yani Fenerbahçe ile kıyaslandığı vakit örneğin Fenerbahçe'nin bu konuda biraz da elinin güçlü olduğunu, daha fazla özellikle orta saha ve özellikle oyun tarafta daha fazla alternatifinin olduğunu, en azından kenarlarda olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray açısından bir bilinmezlik söz konusu. Yani iki farklı Galatasaray izliyoruz. Bir Türkiye'deki izlediğimiz Galatasaray, bir de Avrupa'da denk ya da üst düzey takımlara karşı mücadele eden Galatasaray. Şimdi Şampiyonlar Ligi denilen o zorluktaki bir grupta Galatasaray lider 4. maçlar sonunda ve muhtemelen bu gruptan çıkacak. Şimdi Türkiye Ligi'nde zorlanıyor, şundan zorlanıyor. Bekleyen takımlara karşı Galatasaray, topun arkasına geçen takımlara karşı Galatasaray zorlanıyor. Kayseri deplasmanında işte ne bileyim ağır şekilde yenilebiliyor. Ya da Alanya Telekom, eski adıyla Telekom, yeni adıyla Nefs adına geldiğinde bekleyip kontradan bir gol bulabiliyor. Ama Beşiktaş beklemedi mesela. Beşiktaş beklemedi. O Beşiktaş'la şeyin zaten Vodafone'da Beşiktaş'a karşı gidip şey yapamazsınız yani. Orada Beşiktaş kendi oyununu oynayacaktır. Galatasaray da orada biraz daha kontrollü oynamaya çalıştı. Beşiktaş maçı bir istisna olur. Yani Trabzon maçında biraz daha farklı bir stratejiyle puan alabiliyorsunuz. Ama netice itibariyle bekleyen takımlara karşı Galatasaray zorlanıyor. Ve özellikle set hücumunda ön tarafta o sorumluluğu alacak lider oyunculara ihtiyaç duyuluyor. Lider karakterli oyuncular ya da işte winner oyuncular. Mesela Fegoli bu tarz bir oyuncu olabilir. Babel bu tarz oyuncu olabilir ama genç oyunculardan bunu beklemek, o sorumluluğu onların omuzlarına vermek bir anlamda bazen işte senin sonuçları getiremeyebiliyor. Boş alanda işte geçiş hücumlarına Galatasaray etkili olabiliyor. Zaten Avrupa'da başarılı olmasının sebebi de bu. Rakipleriniz bir şekilde kazanma odaklı. Onlar da hücumu düşünüyorlar. Oynamaya çalışıyorlar en azından. Yani biraz daha net şekilde ifade edelim. Avrupa'da karşınızda oynamaya çalışan takımlar var. Evet. Galatasaray yeni bir takım, genç bir takım ve yeni bir takım olmanın handikaplarını yaşıyor. Dolayısıyla derbi öncesi hava nasıl? Galatasaray'ı kestiremiyorsunuz. Yani bazen çok iyi olabiliyor, bazen çok kötü olabiliyor. Ortası yok. Peki Nevzat, biraz daha kapanan takımlara Trabzon karşı... Trabzon mesela dersin. Trabzon ne oynayacağını 3 aşağı 5 tahmin edemezsin. Galatasaray'ın ne oynayacağını tahmin edemezsin yani. Şimdi acaba derbide ne oynayacak? Az önce evet. Nevzat dedi ki kapanan takımlara karşı zorlanıyor. Şimdi Fenerbahçe'den kapanmasını muhtemelen beklemeyeceğiz hem kadrosuyla hem bugüne kadar sergilediği futbolla o gün. Bu anlamda acaba derbide sana göre nasıl bir Galatasaray göreceğiz ve şimdiye kadarki performansı sana ne ifade ediyor? Şimdi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında puan farkı yok diyebiliriz. Yani bir puan farkı Galatasaray önde ve ligdeki sonuçları Avrupa'yı bir kenara bırakıyorum. Belki bugün Fenerbahçe'de mesela Vitor Pereira'nın bu denli tartışılmasının sebebi Avrupa'da da tam tatmin edici bir performans gelmedi. Antwerp maçı dışında baktığımız zaman Galatasaray'da Fatih Hoca'nın Avrupa'da takımına yakalattığı başarı ligdeki eleştiri dozajını düşürüyor. Oysa ligde iyi durumda olmayan 3 tane takım var şu an. Şampiyonluk yarışındaki takımlardan bahsedersek. Ben Avrupa ile lig arasındaki farkın tamamen kadrodaki sürekli olarak hücum hattında bir değişiklik olmasından sebep geldiğini düşünüyorum. Savunmada zaten idealine
yakalamış durumda Fatih Hoca. Nelson ve Marco ikilisiyle birlikte 7'nin de savunma performansı arttı. Orada sık sık sol bek eleştiriliyordu. Ömer Bayram mı oynadı şimdi? Mesela onun da artıları ve eksileri çok fazla oluyor işte. Son maçta gördük. Ömer Bayram, bir kontrol edeyim yanlış olmasın, 24 orta açtı. Caner Erkin'e evrildi Ömer Bayram. Yani biz Caner Erkin'i yıllardan beri neden eleştiriyoruz? Çok fazla orta deniyor. Bu ortalardan bir sonuç alınamıyor. Ki Galatasaray, evet, Karagümrük iyi kapanan, merkezi özellikle etkili ayakları da varken iyi kapatan ve ikili mücadele açısından da ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Galatasaray'a ikili mücadelelerde büyük üstünlük kurdu Karagümrük ki o yüzden merkezi tutabildi. Çünkü fiziksel açıdan çok güçlü bir takım oluşturmuş Farioli. Oyun planları vesaire eleştirilebilir. İşte hücumu zayıf kaldı vesaire Karagümrük'ün ama Galatasaray'ı tutmak için önce ikili mücadele ve fizik gücüne ihtiyaç vardır elbette. Hızlı oyuncularla birlikte o merkezdeki etkili ayaklarını sindirmek için ve Karagümrük bunu başardı. Oyun kenara itildiğinde sadece ikinci yarı Ömer Bayram'ın ortaları sürekli. Yani 24 orta, 4 başarı. Sol bek oyuncusunun 24 ortası var. Sağ bekin kaç tane var? 6. Oyun sadece Ömer Bayram'ın olduğu kanada yığılmış olarak görünüyor dolayısıyla. Şimdi burada zaman zaman Morussan yedek bekliyor, işte birkaç maçta böyle olmuştu. Onun dışında Babel işte sonradan daha fazla oyuna giriyor ama mesela geçtiğimiz maçta 11'de oynadı. Emre Kılınç da birkaç maç ligin başlangıcında 11'deydi. Hatta Trabzonspor maçının kahramanı Emre Kılınç'tı. Sonrasında bir sakatlık vesaire. O da yedek kulübesine geçmişti ama 3-4 oyuncu bir arada değiştiğinde Galatasaray çok faydasını görmüyor bunu. Rotasyon Galatasaray'a yaramıyor. Ve ayrıca Ömer Bayram'ın üzerinden okunan oyunda bence Cagney'e ihtiyaç vardı. Eğer oyun merkeze değil de kanada yığılmışsa ve orta üzerine bir oyun çizgiye inip ya da kenardan ortalarla rakibi aşmaya çalışıyorsanız orada bir Cagney'e ihtiyacınız vardı sizin. Bence Cagney hamlesinin biraz daha erken gelmesi gerekiyordu. Ki Galatasaray maçın ilk devresini çok kötü oynadı. İkinci devresinde daha iyi reaksiyon göstermeye başladı. Bir de geriye düştü. Onun da etkisi var dolayısıyla. Halil Dervişoğlu ile ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi Fatih Hoca Halil'i tek santrafor olarak ileride tutuyor. Halil bence hani Fatih Hoca geçtiğimiz günlerde bahsetmişti. Sahte 9 olarak oynatıyoruz diye zaman zaman. Halil tam Fatih Hoca'nın tabir ettiği sahte 9 oynayabilecek ve bunu çok iyi oynayabilecek. Aynı zamanda forvet. Kenar forvet olarak oynayabilecek bir oyuncu. İşte Kayler'in gibi. Evet. Ceza sahası dışından içeriye girip rakip ceza sahasını karıştıracak ya da gol noktasında bir anda bitebilecek bir oyuncu. Ama tek santrafor, tek başına bir santrafor olabilecek bir oyuncu değil. Eğer sahte 9 üzerinden okuyorsak Halil'i, önüne bir tane 9 ihtiyacı var. Yani mesela Cagney ile ya da Mustafa Muhammed ile birlikte oynasa Halil başka bir performans sergiler ama tek başına oynarsa Halil ne yazık ki beklentilerin gerisinde kalır. Peki burada bir virgül atıp Nevzat'a döneyim. Neden Fatih Terim ısrarla bunu tercih etmiyor Nevzat? Yani neden biz hep son maçlarda özellikle Halil'i en uçta görüyoruz. Cagney ve Mustafa Muhammed'den daha sonra bir hamle oyuncusu olarak faydalanıyor Fatih Terim. Bunu denediği dönemlerde oldu Fatih Hoca'nın. Aslında Fatih Hoca'nın geçmişe baktığımızda genelde çok fazla hücumcu aynı anda sahaya sürme gibi bir tercih hep olmuştur. Avrupa için biraz riskli gözükebilir. Bunu Avrupa için değil ama Türkiye'de evet, kapanan takımlara karşı ki Galatasaray gibi yeni bir takımın, genç bir takımın, oluşumdaki bir takımın, biraz daha zamana ihtiyacı olan bir takımın açıkçası onun tarafta bu tarz hamleleri mutlaka yapması lazım. Yani orada Halil'i mi oynatırsınız ya da daha farklı pozisyonda Morsan'ı mı 10 numara pozisyonda denersiniz. Yani bunların bir şekilde herhalde teknik adında değerlendiriyordur diye düşünüyorum. Ama biz Halil'de şunu görüyoruz, katılıyorum. Halil zaten bu özelliklere sahip bir oyuncu. Ama Halil'i aynı zamanda ön tarafta tercih edeceğiniz oyuncu, belki ön taraftaki oyuncularla ilgili problemler vardır. Yani bugün Cagney'e baktığınızda evet, Cagney diyorsunuz. Doğru. Beşiktaş maçına Cagney'le başlıyorsunuz ama büyük bir ayak kırıklığı. Cagney koşmuyor. Yani bunu taraftar, ben mesela Nefs tadında dikkatimi çekiyor. Cagney, Cagney diye bağırıyoruz. Evet, güzel. Cagney sempatik geliyor. Çünkü yani sezon başı Avrupa maçlarına goller falan da attı. İşte Rize maçı mesela oyuna girip topu sürüklemesi, gol pasını vermesi, bunlar güzel şeyler. Ama diğer taraftan Beşiktaş maçında bir fırsat yakalıyor.
Ona heba ediyor. Koşmuyor çünkü. Yani Cagne'den beklenen ne? Cagne'den beklenen koşması mı peki? Takımı hayır yani. En azından mücadele etmesi. Şimdi Cagne Halil'i beraber tercih ettiğinizde orta sahada eksiliyorsunuz. Tabii birinin zaten defansif açıdan lazım. Sol tarafta zafiyet var. Arnold orada sürekli açık veriyor.